Günaydın. Günaydın. Çocuklar günaydın. Oh. Batırmışsınız yine her yeri. Ya yaramazlar. Batırmışsınız yine her yeri. Gel, gel çocuğum buraya gel. 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 Acıktınız değil mi? Tamam. Evet. Buğdayı ıslatıp veriyoruz. Bak. Hiç vermeye bile beklemiyorlar. Siz yok. Hayır. Gel. Oradan mı yiyeceksin? Tamam. Şuraya bir atalım önce. Evet çocuklar. Tamam. Aman. Hayır. Bak yine kaçtı içeriye. Hayır. Horoz, beyaz horozu dövüyor. Yani ona hiç rahat vermiyor. Dövüyor ne kelime, öldürmek istiyor adeta. Bak. Hakimiyet benim diyor. Kaç kere elinden zor kurtardık onu. O yüzden ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaramaz. Girdin mi gene içeri? Bak. Hemen yakaladın mı onu? Niye aksıyor? Ne oldu senin ayağına? Gel bakayım buraya. Aa, ayağına bir şey olmuş. Ne oldu kuzum? Gel bakayım. Gel. Ne oldu bacağına senin? Canavar geldin mi içeriye şimdi? Hayvan zaten rahatsız. Bak. Şşt. Hayır. Çık sen dışarıya. Dışarıya çık. Bak dışarıya çık. Çık dışarıya. Çık. Gel buraya. Çık dışarıya. Heh. Hayvanı rahat bırak. Suyu taşırdık. Heh. Ne kadar canavarsın ya. Yaramaz çocuk. Ha. Günaydın. Ben çekeyim seni. Horozun ayağına bir şey olmuş. Hangi horozun? Beyaz horozun. Zaten öyleydi aslında. Çok topaldı. Normalde hafif bir şey parmaklarında var da. Bak. Bazıları hapşırıyor tavuklarımızın. O yüzden onlara ilaç koyacağız. Çocuklara da akşam ben sarımsak yedirdim biliyor musunuz orada? Dişi yedi de ötekisi zorla yedi. Cama aldım yedirdim ama sarımsak inanılmaz iyi geliyor bunlara. Bunu şimdi bütün su verdiğimiz kaplara bu ilacı karıştırıyoruz. Gün boyu içiyorlar. Hafif köpüren bir şey bu. Antibiyotik işkası. Tamam oğlum. Zaten parmaklarında var şöyle. Bunlar zaten doğuştan yok. Doğuştan. Şu şeyi, şurasını tut bakalım şey yapıyor mu? Ağrı bir şey var. Hiç gıkını da çıkartmıyor. Şey yok. Oğlum mutlamışlar efendim. Ha. Hadi dışarı hadi. Hadi dışarı. Çık dışarı hadi. Korkuyor musun? Gagalarlar diye mi korkuyorsun? Yok ya, onlar korkuyor. Gel kızım gel. Oo, Hesam. Şu burada var. Bakayım. Bir tane burada var, iki tane burada var. Dört mü o? Hmm. Oo, harika. Kahvaltı. Mert'e ziyafet. Çıktı, evet. Mert için de araba geldi rentekardan. Bir haftalığına. Çocuğu dedik gezdiririz sağa sola. Marmaris falan gideriz dedik. Yakın Marmaris buraya. Arabada yangın söndürmeye kısmet oldu. Evet. Onu da kullandık. Şimdi geri verdik. Olsun, hayırlı bir iş için kullandık sonuçta yani. Evet. Hadi gidelim. Kahvaltımızı yapalım. Evet. Çay olmuştur, demleyeyim mi? Tarık o. Bak bak. Oğlum. Kastiko. Aslan oğlum benim. Ufaklıklarda yumurtlamaya başladı şunlar. Şunlar. Evet, ilk kez yumurtladı. Evet, küçücük bir yumurtası var. Ne oldu? Yumurtlayacak yer mi arıyorsun yani? Demin de eve girmeye çalışıyor. Dedim eve mi yumurtlayacak? Geliyor tam kapının, dış kapının önüne yumurtluyor. Hmm. Yani sanki görmemiz için tam böyle geliyor, ayakkabılarımızın yanına yumurtluyor. Evet, öteki tavuklar gibi saklamıyor. Öteki tavuklar lankör. Evet. Yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar, başka yere yumurtluyorlar. Evet, bu tam kapının önüne yumurtladı. Hain değil yani. Aferin benim kızıma ya. Küçücük benim kızım. Küçük yumurtalar yapıyor. Evet, ben yumurtaları alıp gideyim. Çay olduktan sonra sen kırarsın, sen güzel kırıyorsun. Tamam. Ya neredeyse mutfağı yumurtlayacak yani. Göstermek için. Onu yumurtlayacak o. Ne alacağım? Ekmek alacağım. Domates alacağım. Bir de poğaça al bak. Poğaça. 2 tane. Tamam. Şanslıko. Hadi gel. Bu tarafa. Kenara. Koş. Şans. Koş oğlum. Aferin oğlum benim. Koş oğlum. Hiç keyif yok. Sıradan hemen şuradan alalım. 2 ekmek. Bakkalımız böyle gördüğünüz gibi. Ne ararsanız var bakkalda. Başka ne demişti Hasan? Domates demiş. Domates yok. Ondan sonra poğaça demişti. Poğaça yok. Simit alayım onun yerine. Şu peynir çok güzel. Krem peynir. Amcaya müsaade edin. Şanslı. Şansına buldu kendisi edecek. Evet, ne kadar tuttu? 19 lira. 19. Evet. Şöyle. Teşekkür ederim. Bakkal amca seviyor mu seni? Ha? Hadi gel. Görüşürüz. Koş. Aferin oğluma benim, koş. Ne oldu şans? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne yapıp durun? Ha? Çilliyle asmayı suluyorum. Ha. Tamam, ben suluyorum. Farklı yumurtladı mı? Yok, yeni. Yumurtlayacak o ama. Bağırıp duruyor çünkü. simit mi almışsın? Evet, poğaça yoktu çünkü simit aldık. Ben dedim ki gene mi yanlış? Yok yok. Çocuklar. 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 Çok yaşa. İnsan böyle annelik içgüdüsüyle geçen gün onu diyorum Tarık'a. Diyorum ki sürekli böyle ben yapayım pişireyim siz yiyin, ben yapayım pişireyim siz yiyin. Kadınları mutlu ediyor. Evet. Yani çok enteresan bir duygu. Ya bunu ben annemden tanıyorum bu duyguyu. Hep sürekli bize yapar, hala öyle. Sürekli bize bir şeyler yapıp ama onu yiyin, şunu yiyin. Anneme gittiğim zaman mesela mutfaktayız hep. Hep böyle masada oturuyoruz, o sürekli bir şeyler bize yedirmeye çalışıyor. Şimdi o duyguyu o kadar iyi anlıyorum ki. Şimdi mesela Mert buraya geldiği zaman özellikle sürekli böyle mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hani burada yokken bizim yediğimiz şeylerden tekrar onu da yapıyorum. Mesela Mert barbunu çok seviyor, barbun balığını. Biz o yokken alıp yemeyiz. Bu sefer de geldiğinde aradık ama maalesef bulamadık. Bayat bulduk daha doğrusu. Bir de 100 liraydı kilosu. Evet, kilosu da 100 lira. Çok da bayattı, o yüzden hani seviyor diye de zehirlenmeyelim. Evet, senin bu duygun çok güzel bir duygu Esen. Bizim de işimize yarıyor. Ne? Devamlı yedirme duygusu. Tarık normalde Mert çok iştahsız. O yüzden onu sürekli böyle desteklemek lazım. Onu ye, bunu ye. Evet. Evet. Şimdi mesela zeytinyağıyla böyle. Biraz da kekik keselim, değil mi? Kekik, dağ kekiği. Bunu da takipçimiz sağ olsun. Dağ kekiğimiz bitmek üzereydi. Takipçimiz getirdi bayramda. Levent abi. Evet, Levent. Levent abiye selamlar buradan. Bayramda. Arasıkalı Levent abim benim. Bayağı da getirmiş. Baksana 2 demet. Şöyle göstereyim. Şöyle, bizimki bu kadar kalmıştı. Evet, senin bana bizim... çiçek diye hediye ettiğin daha çiçek. Ama bak, bu daha taze tarzı. Evet, bu daha taze. Evet. Levent abininki daha iyi. Evet, çok güzel bir kokuyoruz. Levent abi onu köylüden almış herhalde. Tabii, ya da kendisi mi toplamış, öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Galiba almış çünkü biz ötekini marketten almıştık ama. Öteki ben sana çiçek diye aldım. Marketten mi aldın? Marketten. Marketten bana çiçek aldım. Kahvaltımızda ne varmış? Domates, zeytin, peynir. Şu neyse kaymak değil mi? Evet, olma. Olma kaymak. Kaymak yaptım. Oo. Ondan sonra reçel. Biraz az atalım. Bu biberi çok az atacağım çünkü Mert yemiyor. Çok acı olursa yemiyor. Bu çok acı zaten Esen. Tamam, çok az atıyorum. Tamam. Ama o da lezzet veriyor işte, iştahını açar. Ben mesela hiç acı yemezdim önceden. Tarık alıştırdı bana acı yemeği. Yani sürekli işte ye, iştahını aç. Ben çok zayıftım tabii. Çok eskiden. Eski halini bir görseniz var, çöp gibiydi. Aynen. Aynı Mert'in şimdiki hali. Hatta ondan çok daha zayıftım. Sürekli böyle acı yedirmeye çalışırdı. Şu biberden şu kadar, işte şu pul biberden azıcık at diye. Şimdi ben acısız yemek yiyemiyorum. Hani yemekte acı yoksa bile yediğim zaman yanında mutlaka acı biber, işte pul biber olması lazım. Evet, alışkanlık oluyor. Çok abartmadan ama dozunda yiyorum yani sürekli. Alışkanlık oluyor. Evet, alışkanlık oluyor. Ay, evet. Şimdi sütümüz var. Sen süt içecek misin? Yok, ben çay içeceğim. Çay mı istersen? Süt var, daha yeni kaynattım. Yoksa akşam benim de kaç gündür dişim ağrıyor. Şimdi, çok kötü bir şekilde. Hiçbir şey yiyip içemedi. Evet, bugün yiyeceğim. Dün antibiyotik kullandım, bugün azaldı. Dün doktora gittik, antibiyotik verdi. O da Tarık'ı biraz böyle sersemleştirdi. Akşam koltukta uyuyakalmış. Antibiyotik dediğin 1000 miligram. Evet. Sen onu var ya, ya pili uyutur o ya. Evet. Uyuyakalmışım koltukta. Evet. Erken de kaç gününde yorgunluğu var. Evet. Yani şimdi... sabah onu söyledim, dedim ki gerçekten böyle normal bir güne uyanmayı özlemişim. Hani böyle işe giderken mesela sabah kalkıyordum, of gene bugün iş var. Kahretsin işte aynı şeyler falan böyle. İşte gideceğiz şimdi trafiktir, şudur budur. İnanın o bile o kadar değerli ki. Yani insan kötü gün yaşamasın, gerçekten onu bile özlüyorsunuz. Evet, bu yangından sonra evet, böyle kesinlikle oldu. Her zaman şükretmek evet, lazım. Evet, şükretmek lazım. Yani sen yumurtayı kır. Senin yumurtada daha lezzetli. Sen beni kandırmıyorsun değil mi? Ha? Yumurtayı ben kırayım diye. Hayır ama Mert de beğeniyor senin yumurtada. İyi hadi bakalım. İnşallah kandırmıyorsunlar. Bunun dışında da bir şey yapışmış. Sürtüyorum, sürtüyorum. Çıkmıyor Tarık. Çatlamıştı. Acaba şey malzemesinden mi? Evet. Dandik pazardan aldık yani. Ne olacak? Şimdi bunu tam erisin. Tereyağı, evet. Evet. Yumurta taze zaten. Kaba kırmana gerek yok. Direkt kır. Evet arkadaşlar, yumurta benim işim. Yumurtayı var öyle mi kırıyorum ki? Yani inanamazsın. Şöyle kırıyorum yani. Ama gerçekten çok güzel oluyor senin yumurta. Ya tabii şey var, el lezzeti var Esen yani. Evet ben senin dediğin gibi... El lezzeti çok önemli. Seni yaptığın gibi yapıyorum. Dediğini yapıyorum ama. Ondan sonra pilavı güzel yaparım. Pirinç pilavını. Pilavda bir de sokak pilavı senin yaptığın. Tabii sokakta yediğiniz pilavın aynısını yapabiliyorum. Evet. Nohutlu pilav. Ama tadı aynı oluyor. Tabii onun bir formülü var. Herkes bilmiyor. Onu ben Mardinlilerden öğrendim. Nasıl yapılıyor? Tereyağımız evde. Evet, geçen de Mardinli bir çiftimiz geldi. Çocuklarıyla beraber. Çok güzel bir aileydi. Onlar da bize şu Mardin'den badem şekeri getirdiler. Ve bana işte hediyeler getirmişler. Daha önce Kaan arkadaşımız geldi, annesiyle birlikte. Evet, onların bak, vişne reçelini gösterecektim. Kaan'la annesi geldi. Evet. Yani kıymetli annesi sağ olsun. Annesini de aldı geldi Kaan evet. Bey. Annesini de çok sevdik teyzemizi. Bize Afyon'da değil mi? Afyon'dan kendi bahçelerinden vişne ve kiraz toplayıp getirdiler. Kasa kasa getirdiler. Evet, ben de vişnelerden reçel yaptım. Birkaç kavanoz oldu, çok da güzel oldu. Çok da beğendim, Mert de çok beğendi biliyor musun bu vişne reçeli? Evet. Tabii doğalına çocuk ilk kez yiyor. Sağ olsunlar. Kaan'a buradan selamlar, annesine selamlar, annesinin ellerinden öpüyoruz. Evet, teyzemizin ellerinden öpüyoruz. İşte bu şekilde oluyor. Köy yumurtası sapsarı olur. Önceden ve kırmızı oluyordu ya, hoşumuza gidiyordu. Ne kadar güzel. Ama burada öğrendiğimiz köy yumurtası böyle oluyormuş. Evet, sarıyormuş. Evet, tuzunu da attı. Şimdi karıştırıyor yumurta tarifi. Ay tariften şimdi yumurta benim anlamadığım olay yazan. Benim yaptığım yumurta neden daha güzel oluyor? Yani diyorsun ya güzel oluyor. Neden acaba? İşte ocağın ısısının ayarlanması, karıştırılması, tamam. Tabii el lezzeti bütünleşince. Sen az pişmiş yapıyorsun ama azla normal arası yani tam kıvamında oluyor. Evet. Oldu. Evet. Bakalım. Oldu. Harika. Her şeyi hazırladık. Yumurtamız da hazır. Bahçeye şimdi götürelim Tarık. Ben mi taşıyacağım? Ben de taşıyacağım. Sen de taşıyacaksın beraber. Ben taşıyorum zaten. Beraber. Gene krem peynir aldım. Evet ben çok seviyorum o krem peyniri. Var ya. Hep böyle yarısındayken gene alıyorsun. Onda yok yok. Var. Bak şimdi bak. Al. Ben yok diyorum. O ne sen dibi? Tamam. İki lokmalık bir şey kalmış onunla. Önce bu bitsin sonra. Tamam o bitsin sonra tamam. Ama az kalmış yani. Hepsini yemek lazım. Artık yaş kemale eriyor. Evet. Kemale eriyor. Evet yangın söndü. Çok şükür ki rahatladık biraz, değil mi Esen? Evet, Allah'a şükür olsun. Psikolojimiz bozuldu resmen burada. Yani ormanların yanması, oradaki canlıların yok olması bizim psikolojimizi bayağı bir etkiledi. Birkaç gündür kendimize gelemedik, daha yeni kendimize gelebildik. Dedik bir video çekelim. Çünkü çok merak eden oluyor işte takipçilerimden. Bu da bizim sıradan bir günümüz arkadaşlar. Bu şekilde kalkıyoruz, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Tavuklarımızı besliyoruz. Ben gördüğünüz gibi az önceki gibi bakkala gidiyorum. Çocuklara peşime takılıyorlar. Frankfurt'taki çocuklar. Tarık abi, Tarık abi diye. Mert daha çok erken kalkmaya alışamadı tabii. Evet. Şimdi kaldıracağız, kahvaltı yapacağız. Ben Mert'i kaldırayım. Evet. Evet. Çilli buraya yumurtlamış. Geliyor, kapının önüne bırakıyor ya. Çok komik. Allah'ım yarabbim. Küçücük bir yumurtası var ha. Sanki şey ya. Canım çatlamış. Sanki şey hani bu sizin der gibi. Şuraya. Yok, oraya su atıyor. Şu köşeye. Burada şanslı yatıyor. Şu köşeye. Bak şuraya. Şuraya olabilir. Yani oraya böyle bir samandan böyle güzel bir folluk yapalım. Hı? Tamam bakalım yapar mı? Küçücük minnacık. Onu da buzdolabı. Bağırıp duruyordu zaten, anladım ben onu. Bu ikinci yumurtası oldu. Teşekkürler Çilli. O horozun ayağına ne yapacağız ya? Çok kötü olmuş. Onun da şeyi var ya. Kemiksel bir hastalık var zaten. Zaten şey. Yani doğuştan gelen rahatsızlığı var ya. Oldu o zaman. Çocuklar, gelin çocuklar. Çocuklar. Gelin çocuklar. Alın çocuklar. Ye kızım. Kahvaltı mükemmel görünüyor sen ya. Eline sağlık. Senin eline sağlık. Hadi kahvaltımızı yapalım. Hadi yapalım. Evet, çok zor günler geçirdik. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Evet, geçmiş olsun. Ve Allah tekrarını inşallah bizlere yaşatmaz. Amin. Kimseye yaşatmaz. Tüm dünyada da olan yangınların bir an önce sonlanmasını diliyoruz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.